kokuya nasıl dayanıyorsun? Ya, alışıyorsun. Normalmiş gibi. Bu da ne peki? Yapma. Gerisini yürüyeceğiz gibi görünüyor. Ne? Fransa'nın ortasında lanet bir ormanı bulmak sana özel bir şey olsa gerek. Yani kesinlikle doğru yoldayız. Şato bu tarafta olmalı. Uzak değil mi? Hadi. Tamam. Demek çok uzak değil. Sen söyleyince çeyrek mil mi, 20 mil mi belli olmuyor ki. Peru da bize yolu kaybettirdiğin zamanki gibi. Gerçekten peri konusunu açmak mı istiyorsun? Onun için hala beni suçlamıyorsun herhalde. 15 yaşındaydım Salih. Seninle tanıştıktan bir sene sonra hapse gireceğimi anlamalıydım. Tek başına kendi sonun oraya varacaktı zaten hatırlarsan. Ayrıca seni oradan çıkarttırdım değil mi? Seni her zaman çıkarttırdım. Hadi bu taraftan. İşte orada. Tıpkı Lawrence'ın notlarındaki gibi. Bana daha çok güvenmelisin Sully. Tabii bu vadinin haritada olduğunu hatırlamıyorum. Onu da kayda geçin. Tamam. Hadi başka bir yol buluruz. Flüt mü? Bu taraftan dikkatli yürü. Bilmiyorum evlat. Doğru yerde olduğumuza emin misin? Bu bir haçlı kalesi olmak için yeterince eski görünmüyor. Bana daha çok Rönesans döneminden gibi geldi. Tanrım şu kitaplara bir bak. Şimdi Lawrence orijinal kalenin 11. yüzyılda inşa edildiğini söylüyor. Gerisi daha sonra eklenmiş. Aa, bu biraz hileli gibi. Hadi ne bekliyorsun? Senin için biraz gevşettim. Sorun da bu. Bak sana ilk araban. O bir 1927 Auburn. Evet, peki bu ne sihirbaz bey? Bahçe süsü. Dandik olmuş. Bu kalenin sahibi olan şövalye yani Lord Godfrey 12. yüzyılda Haçlı seferlerinden dönmüş. Lawrence'ın yazdığına göre orijinal yapıdan tek kalan şey kale şeklindeki iç kale ve bahçeler. Eğer Godfrey Arabistan'dan bir sır getirdiyse burası onu bulacağımız yer. Deneyelim. İşe yaramadı mı? Buradan giremeyiz. Eminim şu delikten yukarı tırmanabilirim. Eminim yaparsın. Dur bakayım tahmin edeyim. Yine oturup pro içeceksin. Aynen. Tamam ortalığı falan yakma da. Üstündeki pencereye ne dersin? Kendimi yaralamak istemiyorum. Ve
Pekala. Aferin evlat. Hemen dönerim. Sen takıl. Zincirlenmiş. Pekala, destek gerek. Kilidi ateş edeceğim. Vurduğun tek şey ne olduğunu emin ol. Kilitli dedim. İyi misin? Pekala. Şatodan bahçelere geçmenin bir yolunu bulmalıyız. Eski iç kayayı bulacağımız yer orası. Açamıyorum. Arada bu lanet giriş var. Evet, kaldırıcı ihtiyacımız var. Bence oraya çıkabilir misin? Deneyebilirim. Bekle, bu işe yarar. Yaramadı. Yukarıda dikkatli ol. Tozlar bile çürümüş. Bu şamdanlar şeyin üzerinde gibi görünüyor. Bir makara sisteminin. Evet. Onları temizlemek için bu şekilde indiriyor. Bak. Burada bir çeşit düzenek var. Oraya geçmenin bir yolunu bulmalıyım. Bir fikrim var. Evet. Delirdin mi? Dikkat et, o şey duvardan sökülüyor. Tamam. Hadi bakalım. İşte girdim. Asıl soru nereye? Patlamış mısır makinesi mi o? Tamam. Hadi o kuleye giden bir yol bulamayacağımıza bir bakalım. Hey ney? Kara Kule. Bayağı eski görünüyor. Evet. Evet, bu Lawrence'ın defterindeki. O olmalı. Güzel. Teşekkürler.
Görünüşe göre buradan geçebiliriz. He? Hadi. Abi dikkat et. Hey ne? Bu kulenin üstündeki sembol mü değil mi? Evet. Bunun bir anlamı falan olmalı değil mi? Gizli bir geçit olabilir mi? Bir şömine de mi? Hadi ama bundan daha yaratıcı olmalılar. Evet, fazla basit. Buna benzer bir şey hakkında bir notu vardı. Evet, burada. Gördün mü? Dört şövalye. Bir balta, kalkan, kılıç ve gürz. Tıpkı bu odadakiler gibi. Belki de her şövalyeyi doğru yöne bakacak şekilde döndürmeliyiz. Evet, ama doğru yöntem ne? Yani kalkanlı şövalye baltalı adama bakacak falan filan. Bunu biliyordum zaten. Vay vay vay. Gizli bir geçit. Pekala. Hakkını vermek lazım sana. Sıkışmış gibi görünüyor. Tamam. Ben iteyim, sen çek. Üç deyince, tamam mı? Peki. Bir iki çek mi? Yoksa bir iki üç çek mi? Sadece çek. Olur. Nate? Hey, iyi misin? Evet. Evet, iyiyim. Oraya tekrar çıkmam mümkün değil. Bu tarafa doğru gideceğim. Tamamdır. Dikkatli ol. Tamam. Umarım diğer bir tarafı vardır. Gürültü de ne böyle? Buradan geçebilirim sanırım. Bu iyi bir işaret. Çıkış yolu. Pekala, oraya tırmanabilirim sanırım. Çocuk oyuncağı. Burada bir yerdeler. Yakalayın onları. Neyi uyarmalıyım?
Ah. Çık ben. Hediye için teşekkürler çocuklar. Bunu tahmin etmemiştim. Ney bu tarafa? Ordu getirmiş. Yukarı. Hadi salı. Bana şu kapıyı açmamda yardım et. Pekala. Evet, şimdi ne tarafa? Emin değilim. Neden aşağı inmeyi deniyoruz? Hey, şuna bakın. Bu da ne? Bu Talbot'un adamlarından biri. Öyleymiş. Tamam, bu imkansız, daha yeni geldiler. Evet, ama onlar...
Ha, ne olmuş olabilir? Bir fikrim yok. Hiç hoşuma gitmedi. Hey, düşünmeye bak. Sabah yazısı. Ben burada durayım ki yanlışlıkla bir şeyin üstüne basmayayım. İyi fikir. Lawrence bunun hakkında bir not almış mı? Bir bakayım. Başardın. Burası zifiri karanlık. Biraz ışık tutmak ister misin? Tabii. Aa, bir çeşit laboratuvara benziyor değil mi? Evet. Bunlar en az 400 yıllık olmalı. Biraz daha ışık salayım. Al bakalım. Simyacının laboratuvarı gibi görünüyor. Bir saniye. Burası sana bir şey hatırlatıyor mu? Sen deyince Marlow'un garip saklanma yerini hatırlattı. Sully, bu John Dee'nin laboratuvarı. Ha, burada mı? Fransa'da. Yani aynı Lawrence gibi ipuçlarını haçlara kadar takip etmiş olmalı. Hey, şuna bak. Yine sabah harfleri. Ama bu semboller ne? Bir şeyi çözmeye çalışıyormuş gibi görünüyor. Buraya Enochian alfabesiyle bir not yazılmış. Bence bunu çözebilir misin? Deneyeceğim. Şeye girişi sunak kuruyor. Yeraltı dünyasına. Pekala. Ruh çağırmak için büyü kullanmıştı. Ya da sunak bir gizli geçidi saklıyor olabilir. Evet. Ekleme yardımı. Seni yaştı kurnaz. Teşekkür ederim. Sen değil, John değil. Al. Yani, sen de çakalsın. Ve yaşlıyım. Al, hadi bakalım. Sally, bana ışık ver. Tamam. Bir gün mutlaka kendi kibritini taşımaya başlayacaksın, biliyorsun değil mi? Sen neyden bahsediyorsun? Belki birliğinin buraya girmesini pek istemiyorlarmış. Ya da çıkmasını. Şuna bir el atsana. Tamamdır. Hadi bakalım. Aile mezarları. Büyük baban Godfrey de aşağıda olmalı ha? Büyük ihtimalle. Eğer kumların Atlantis ile ilgili herhangi bir şey biliyorduysa bile onu da kendisiyle beraber mezara götürdü. O halde hadi mezarı bulalım. Kesinlikle. Bakalım. Görünüşe bakılırsa bunu çözmeye çalışmış. Pek başarılı olamamış.
ne böyle? Orta çağdan bir oyun gösterisi mi? Oldukça gösterişli. Evet. Bir şey var mı? Bilmiyorum. Bunların hiçbirinde değil. Hayır, hayır. Mezarını saklardı. Aramaya devam et. Kar görünüyor. Dikkat et. Lord Godfrey. Tek ve biricik. İşte bu. Şunu bir tutar mısın? Tabii. Bak. Bu bir çeşit muska. Bir şeyler yazıyor. Bunu Lancelot'un tam tepesinde yapacaksın ha? Aha. Bu Saba yazısı. Yani bu kesinlikle eski Yemen'den kalma. Evet. Francis Drake'in 16. yüzyılda demir attığı yer. Şehrin ismi olabilir. Evet. 3000 yıl öncesinde. O yazının devamı olmadan nereye bakacağımızı bilmeliyiz. Umalım ki diğer yarısı Suriye'de olsun. Evet. Carter ve Chloe'nin bulabileceği. Bunu hiç tavsiye etmezdim. Siktir. İyi iş beyler. Harris, lütfen Sayın Drake'ten eseri al. Evet Harris. Gel de al. Bunun uğruna ölünmez pek değil mi? Arkadaşınız öyle düşünmüyor. Hadi Nate. Bu da ne? Tamam, bu da neydi Nate? Işıkta dur. Alın şunu, çabuk. Alın, alın bunun üstünden. Alın bunun üstünden. Görünüşe göre meşaleniz sönüyor. Size bol şanslar. Bu hedef tam dikdörtler. Değil mi? Hadi, oradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Yakanımda dur.